Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve fılığıyla geldim. Bugün yaylar için geldim. Bakalım kahve fincanının içinde neler var, neler gözüküyor. Evet, siz de şöyle bir inceleyin derim, netleştireyim. İlk olarak siz ne görebildiniz ve ne hissedebildiniz? Evet, burada sevgili yaylar baktığımda benim enerjisi, hoşuma giden bir enerji oldu. Yani aslında burada mesela güzel simgeler çıkmış. Yani ben de kapatırken hani izleyenler böyle sevinsinler. Ondan sonra pırıltılı, ışıltılı bir kahve telvesi yorumuyla karşılaşsınlar diye niyet ettim ve burada gerçekten eğlenceli figürler çıkmış. Yani hani burada böyle bir müzik aleti çalarsın ve oynarsın ya, ilk olarak ona benzer bir görüntü olduğunu gördüm. Yani böyle bir kutlama vardır. Ondan sonra işte kornalar falan çalınır ve insan kendini iyi hisseder. Burada hayatınızda sizin için yaşayacağınız güzel bir olay olacağını görüyorum. Bu arada mesela bugün maç var. Bugünkü maç gerçekten bence çok önemli ve yine kazanmamızı da çok istiyorum. Ondan sonra bugünkü Türkiye'nin maçında yine Türkiye'ye başarılar dilerim. Bunu da eklemeden geçmek istemiyorum. Ve bir coşku hali var burada. Kısacası hani böyle maçı kazandıktan sonra havai fişekler, ondan sonra işte kutlamalar, sesler, kornalar olur ya, ona benzer bir görüntü olduğunu gördüm. Aslında belki hem yaylar için hem de onu kazanacağımızın bir göstergesi olarak dediğim gibi burada bir kutlama simgesi çıkmış sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde ne gördüm? Aslında şöyle bir baktığımda yaylar aslında yani her zaman tabii ki de bana güzel yorumlar yapmışlardır. Belki de hayatlarında onlar böyle hani pek kendilerinin derdinde oldukları için aslında böyle pek de bence kötümser düşünmezler. İyimser bir yanları vardır her zaman. O yüzden bana yorumları da her zaman iyi olmuştur. Yani genel olarak tabii ki de pozitif enerji onun için önemlidir. Burada pozitif enerji olduğunu görüyorum. Başka yani neler gördüm şöyle bir baktığımda. Böyle biri var ama çok yani uzun bir elbise giymiş olarak gözüküyor. Yani böyle gerçekten bu uzun elbise onun hayatındaki hissiyata baktığımda şu an uzun elbise neyi temsil eder? Yani tabii ki uzun elbise hayatında onun kendi içindeki hisleri simgeleyen bir görüntüdür. Kısacası belki burada yani şu hissiyatı aldım ben daha çok. Hani manevi yanı kuvvetli biri olabilir. Sonuçta insanın hayatında manevi yanda ve frekans da elbette ki çok önemlidir. Ve burada öyle bir durum var. Yani hayatı güzel renklere boyayalım diyorum. Burada alışveriş hali olduğunu görüyorum. Bu arada bir anahtar gördüm. Yani böyle bu anahtar alışveriş, ondan sonra yenilenme hissiyatı. Bu arada 6 sayısını da görüyorum. Yani hayatınızda dediğim gibi bir alışveriş var ama en çok bence önemli olan şu. Ya mutluluk satın almak. Kısacası mutluluk satın alındığında tamamdır. Yani alışveriş belki hayatınızda şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz işte. Hadi bunları çıkartalım ve renklilerini ekleyelim. Mesela toz pembe çok tatlı bir renktir.
Görürseniz öyle bir şey alın. Yani böyle alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, yine bir yere gitmeyi düşünüyorsanız gerçekten de kendinizi böyle o yaz sıcaklarında daha da yenileyerek böyle biraz da o keşifçi ruhunuzu ön plana çıkartarak yaşayacağınız zamanlarda olacağını görüyorum. Yani tek başına oturmuş bir takım insanlar da gördüm. Yani alabildiğim hissiyat şu yönde. Hani güzel, gerçekten güzel böyle. Duru, sade, biraz da hani dediğim gibi pırıltılı, heyecanlı bir kahve fincanınız var. Belki bazı kişilerle çok bağdaşmayabilir. Yani bazı kişilerle bazı kişilerle hani böyle %50-50'ye bağdaşamayacağını da görüyorum. Yani aslında o biraz hayat tarzıyla ilgili bir şey olarak çıkmış kısacası. Hani kahveyle pek ilgisi yok. Belki onun hayat tarzından ileri gelen bir şey olabilir ama sonuç olarak da yani izleyenlerin keyif alması dediğim gibi o noktada daha önemli bir şey ama hani enerjinin frekansın daha çok bağdaştığı insanlar varsa onun için de şöyle pırıltılı olacak diyebilirim. Her şey yenilenme enerjisi var. Geçelim kahve tabağına, bakalım kahve tabağında neler görebileceğiz. Yani şimdi sevgili yaylar, panda görüntüsü var. Panda elbette böyle tatil, insanın sevdiklerinin mutlu olması, kendi düzeninde devam etmesi. Hani böyle çok üst beklentilere sahip değil de daha çok dediğim gibi hayatında o mutluluğun olması, işte bunun bir şekilde tasvir bulması gibi kavramlar sizin için önemli olarak çıkmış. Kısacası burada onu görüyorum. Sizin için hayatınızda yani mutluluk önemli tabii ki de. Öyle bir şey var. Yani gelecek güzel günler var. Güven meselesi yine önemli olarak gözüküyor. Yani burada aslında biraz böyle komik bir simge çıkmış. Şurada saçlarını öne doğru uzatan birini görüyorum. Hani bu da böyle hayatında daha çok şu an kimseyi görmek istemiyorum. Saçlarımı önüme atayım da öyle. Önden geçenler biraz saçlarımı görsün diye. Hani biraz ama böyle içsel olarak bir gülümle isteğiyle beraber bunu yapmış olarak gözüküyor. Yani kısacası öyle çılgın heyecanlı biraz diyebilirim. Kahve fincanınız geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız da siz beni mutlu edersiniz. Tekrardan görüşmek üzere.